Ege bölgesi sağanak yağmurun etkisi altında, öyle ki Aydın'da sel can aldı efendim. 3 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi aranıyor. İzmir ve Çanakkale'de de sağanak yağmurun etkisi büyüktü. Şaka gibi. Oğlum ya. Arabalar yürüdü. Ege'de sağanak yağış sele dönüştü. Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Aydın'da selde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp. 7 vatandaş mahsur kaldı, 68 evi su bastı. Aydın'da gece yarısından sonra başladı etkili yağış. Söke, Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde sele neden oldu. Söke'ye bağlı Demirçay mahallesinde araçlar sele kapıldı. O araçlardan birinde Hacer Ali Alptekin çiftiyle Erhan Kavaklıçay vardı. Nişan törenine katılmış, aynı otomobilde evlerine dönüyorlardı. Yarım saatin içerisinde ne olduğunu biz de anlayamadık yani. Daha bizim burada hiç böyle bir şey görülmüş bir şey değil yani. 130 kişilik ekip bölgede alarma geçti. 1 kilometre ötedeki dere yatağında selin sürüklediği dördü park halinde 5 araç vardı. Hacer Alptekin'le 19 yaşındaki Erhan Kavaklıçay'ın cansız bedeni Hurda'ya dönen aracın içinde bulundu. O araçta bulunup da halen bulamadığımız ve araması devam eden bir vatandaşımız var Demirçay köyünde. Güney yakada da yine bir kaybımız var. Bu araba da şu binanın arkasındaydı. Binanın arkasındaydı, bu araba buraya geldi. Buraya geldi. Gece 23.30 sıralarında İzmir'de sağanak yağış başladı, kısa sürdü ama Buca ve Karabağlar'da etkisi büyük oldu. Çitlenbik Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ölüyorduk biz ana, yetiş dedi. Bir geldim ki göl olmuş burası, her sene çekiyoruz biz bunu. Yani bir afetten kaçıp öbür afete kalmak. Ben yeni taşındım, bir senedir zaten Hatay'dan gelmeyim. Tıkalı rögarları açmak ve suyu tahliye çalışmaları gece boyu sürdü. Sarıkod uyarısı verilen Çanakkale'de de sağanak etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.